Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü teknolojik bilgiler konumuz, ekranda da görmüş olduğunuz gibi, Viofone'un A129 Duo modeli arkadaşlar. Çift kameralı. Arkadaşlar, kameramızın içerisindeki menü ve kapasitesi ve opsiyonlarına geçmeden önce kutu içerisinde neler beraber geliyor? İlk önce onlardan başlayalım. İstediğim bir adet burada görmüş olduğunuz gibi bir kullanma kılavuzu, User Manual. Kullanma kılavuzu içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Fakat Türkçe bir anlatım içerisinde yok. Sonrasında şu şekilde bir kamera arkadaşlar. Kameramız bu arada çekim kapasitesi ve görselliğiyle çok iyi bir kamera diyebilirim. İçerisinde aynı zamanda küçük dual kamerası, yani arka çekimler için veyahut arka kısma bağlayıp araç içerisini çekebilme özelliğine sahip bir küçük kamera. Ve şöyle bir mercek var. Fakat arkadaşlar, bu merceği kutu içerisinde beraber göndermiyorlar. Bunu harici almanız gerekiyor. Eğer böyle bir kamera almayı düşünenler var ise almalarını tercih ederim. Çünkü bu filtre, yani mercek çekim esnasında daha güzel görüntüler yakalamanıza neden oluyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi kameranın özelliklerine ve kaç megapiksel olduğuna geçeceğiz arkadaşlar. İçerisinde harici olarak önden arka kısma kadar uzanan yaklaşık 6 metre boyutunda bir kablo mevcut ki şu kameraya gidiyor diyebilirim. Ayrıca içerisinde elektrik kablosu mevcut. Bir küçük çakmaklık bölümüne bağlanacak bir şarj aletiyle kameramızı kumanda edebiliyoruz. Arka tarafa bağlayacağımız kamera için şarj aleti bağlamamıza gerek yok. İçerisinde gelen 6 metrelik kablo aynı zamanda ön taraf kamera üzerinde bulunan SD karta kayıt yapmakla beraber küçük kameranın elektriğini de sağlamaktadır. Bu yüzden harici ayrıyeten bir elektrik kablosu bağlamamıza gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar, kameramız 2 inç ekran boyutuna sahip, 140 derece çekim kapasitesi, 1.6 diyafram aralığına sahip. Görüntü kalitesi gayet mükemmel diyebilirim. Video devamında bununla ilgili birkaç çekim ve fotoğraf çekimi yerleştireceğim. Göreceğiniz çekim esnasında göreceğiniz bazı görüntüler size bu kamera hakkında deneyim verecektir. Aynı zamanda dahili GPS aparatı ile beraber gelmekte bu kamera. Ve Wi-Fi özelliği olduğu için kameramızın ayarlarını telefonumuzun hafızasına yüklediğimiz takdirde, bu fark etmeksizin Android veya Apple cihazı olabilir. Telefonumuza kameranın yazılımını yüklediğimiz takdirde kameramızla ilgili bütün opsiyonları, ayarları yapabilme imkanımız var arkadaşlar. İçerisinde Türkçe menü mevcut. Hem kamera içerisinde, kamera üzerinde ayarlar yaparken, hem de telefon üzerinde ayarlar yaparken Türkçe menü mevcut. Bu konuda büyük kolaylık sağlayacaktır diye umuyorum kullanıcılarına. Arkadaşlar, kamera üzerindeki lensler hareketli olduğu için her türlü araca uyumluluğu çok kolay diye düşünüyorum. Hemen hemen bütün araçlara uyum sağlayacaktır. Kameramız yaklaşık olarak 128 GB hafıza kartına kadar
kapasitesi var arkadaşlar. 128 GB ortalama yaklaşık söyleyecek olursak, çekim durumuna da bağlı tabii ki. Aşağı yukarı 24 saat kadar çekim yapma imkanınız var 128 GB'lık bir hafıza kartı ile. Şimdi arkadaşlar, arka kamera da aynı şekilde üzerindeki lens hareketli olduğu için bütün araçlara uyumu çok kolaylıkla sağlanır. Bu göz önünde bulunduracağımız bir husus diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü birçok kamera lensi sabit olduğundan dolayı her türlü araca uyumluluğu tabii ki zor. Fakat bu Viofon'un çıkarmış olduğu üründe bu çok kolay bir bağlantı yapabilirsiniz arkadaşlar. GPS'in üzerinde opsiyonel demiştik. Ne işe yarayacak arkadaşlar? GPS var dendiğinde aklımıza navigasyon yazılımı gibi şeyler gelebilir. Fakat öyle bir durum yok. Sadece koordinatları girdiğiniz takdirde araba üzerinde eğer aktif ve faal bir haldeyse yerini bulmanızda ya da bulunduğunuz yeri tespit etmede kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda Wi-Fi olmasının özelliği arkadaşlar, internete bağlanma, uzaktan erişim gibi algılanabilir. Fakat öyle bir özellik yok bu kamerada. Wi-Fi'li oluşu tamamen sizin bu kamerayı dokunmadan, yani araç üzerinden çıkarmadan aktif haldeyken telefonunuzda kumanda etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda bir husus daha belirtmek istiyorum. Çoğu arkadaşımız bu kamerayı direkt kontağa bağlayarak her defasında, yani arabayı çalıştırdığımız esnada aktif hale gelmesini sağlayabilir. Bunu akünün bitmesine yorabilir arkadaşlarımız. Fakat eğer ki arabamız çok eski değil, akümüz de yeni durumda ise, yani bir de günlük olarak kullanılan bir araç ise, bunu kontak dışı daimi elektriği olan bir sigorta çıkışına bağladıktan sonra bu kamerayı aktif olarak 24 saat kullanabilme imkanınız var. Eğer ki araç hareket halinde değil, haftada bir kullanılan bir araç ise aküyü bitirme olasılığı yüksek arkadaşlar. Fakat günlük kullanımlarda akü bitmiyor 24 saat süreyle kullanıldığında. Bu yüzden kullanıcılarımız rahat olabilir. Tecrübeye binaen söylemek istedim. GPS modülü ve aracımızı monte edeceğimiz, bu kamerayı monte edeceğimiz yer, ikisi beraber aynı zamanda elektrik akımını ve cihazımızın diğer arka kameraya gidiş bölümünü sağlamaktadır. Şimdi arkadaşlar, biraz önce de söylemiştim. Bu kameranın çekimiyle ilgili videoyu şu anki anlatmış olduğum videonun devamına ekleyeceğim. Umuyorum ki size bir fikir verecektir kameranın çekimiyle alakalı. Bu tarz videoların devamlılığını istiyorsanız arkadaşlar, lütfen lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki teknolojik bilgiler programımızın konusu teknolojikle alakalı yeni bir cihazla buluşmak üzere. Şimdiden herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Videoyu devamlı olarak izlediğiniz takdirde yarım kalan konuşmamı dikkatle sonucu arkadaşlar. Şu an hem içerisinde nasıl bir kayda sahip, hem arka hem ön görebilirsiniz. Arka kamera tabii ki biraz daha karanlık, çünkü arka camda film takılı arkadaşlar. Fakat gün ortamında bu yorum kaydı daha güzel çıkıyor diyebilirim. Tünelin bazı bölümlerinde çıkması çok güçlü perde muhakkak ki bunu görüyorsunuz. Size tavsiyem, kamerayı arkadaşlar arka kamerası, yani kamerasını da beraber alın. Kayıt esnasında size dışarıda olabilecek herhangi bir olumsuzlukları anında görme imkanınızı sağlayacaktır. Lensin geri
tekrar takmak istiyorum ki aradaki farkı çok kolaylıkla görebilirsiniz. Şu anda lens takılı. Yani lens kullandığımız takdirde kameranın daha güzel, daha iyi. Devamlı olarak dediğim takdirde yarım kalan konuşmama imkanı olacak arkadaşlar. Şu an hem içerisinde nasıl bir kayda sahip hem arka hem ön görebilirsiniz. Arka kamera tabii ki biraz daha karanlık. Çünkü arkada arka camda film takıldı arkadaşlar. Fakat gün ortamında bu kaydı daha güzel çıkıyor diyebilirim. Tünelin bazı bölümlerinde çıkması çok yüksek yüklerden muhakkak ki bunu görüyorsunuz. Size tavsiyem kamerayı arkadaşlar arka kamerası yani kamerasını da beraber alın. Çünkü kayıt esnasında size dışarıda olabilecek herhangi bir olumsuzlukları anında görme imkanınızı sağlayacaktır. Lensi geri tekrar takmak istiyorum ki aradaki farkı çok kolaylıkla görebilirsiniz. Evet, şu anda lens takılı. Yani lens kullandığımız takdirde kameranın daha güzel, daha iyi